Adobe InDesign CS4'ün çalışma alanını tanıyalım. Ee, ekranımızın en üstünde programın kullanmamızı sağlayan menüler bulunmaktadır. Ee, onun altında ise kontrol panel dediğimiz yani herhangi bir objeyi bir elemanı seçtiğimizde o elemanın özelliklerini veya o eleman üzerinde neler yapılabileceğini gösteren kontrol panel bulunmaktadır. Ee, şu anda ekranda herhangi bir şey olmadığı için e, her, hiçbir şey seçili durumda değildir. Solumuzda ise ekranın solunda ise toolbar yani araç çubuğu da ad diye adlandırdığımız toolbar bulunmaktadır. Bu şu anda e, varsayılan olarak tek sütun halinde gelmiştir. Bu tercihe göre üzerindeki siyah alanın içindeki e, küçük üçgenlere basarak istersek çift sütun halinde de çalışabiliriz. Bu tamamen kişisel tercihe bağlıdır. Zaten ortadaki alan bizim e, dosyamızın olduğu alan ve etrafında e, boşluklar bulunmaktadır. Dosyanın adı ve sekme yani tab en üstte bulunmaktadır. Biz eğer birden fazla dosya açsaydık bütün dosyaları yan yana sekmeler halinde yani tablar halinde burada görmemiz mümkündü. Ee, çalışma alanın en sağında ise panelleri görürüz. Bu paneller e, çalışırken, tasarım yaparken ihtiyacımız olan e, elemanları bulunduran örneğin renk veya tipografi veya stroke yani çizgiler üzerinde çalışmak istediğimiz zaman bu panellerden e, faydalanırız faydalanıyoruz. Panellerin üzerinde bulunan siyah alanın içindeki gri üçgene basarak panelleri açıp kapayabiliriz. Zaten kapandığı zaman sadece isimlerini görebiliyoruz. Ama üzerine tıkladığımız zaman bize paneli sol tarafa açar. Bunu da kapatmak istediğiniz zaman yine gri üçgene basarak bunu kapatabiliriz. Adobe InDesign CS4 çalışma alanını e, istediğimiz şekilde daha hızlı bir iş akışı sağlamak için kullanabilmemiz için farklı ee, özellikler yüklemiştir. Sağ üstteki Essentials'ın altına bastığımızda daha önce preset olarak yani daha önceden buraya ayarlanıp koyulan e, presetleri görebiliyoruz. En üstte ileri çalışma ...alanını, onun altında kitap çalışma alanını... ...Essential dediğimiz en sık kullanılan çalışma alanlarını... ...onun açık olduğunu soldaki işaretle anlayabiliyoruz. Onun altında başlangıçta, başlangıç için kullanılan... ...yani yeni başlayan için kullanılan bir e, alan vardır. Onun altında interaktif elemanların daha çok kullanıldığı... E, ...çalışma panellerinin olduğu sayfa alanı vardır. Mesela buna basarsak, dikkat ettiğimiz gibi e, interaktif elemanları... Ee, buradan çok rahat, daha hızlı çalışabilmemiz için bize otomatik olarak hemen sağda dizmiş e, durumda. Onun altında özellikle tipografik çalışma yapıyorsak dikkat edildiği gibi text ile ilgili e, opsiyonların ya da panellerin e, bulunduğu e, panelleri daha doğrusu bize e, kolay çalışabilmemiz için sıralar. Örneğin ben şimdi bir değişiklik yapıyorum burada. Panelleri açıyorum. Mesela ben e, buradan birkaç tane paneli dışarı çıkaracağım. Özellikle bunun üzerinde çalışmayı planladığımı varsayalım. Şuradan layer'ları da çıkarıyorum. Eğer e, spesifik bir alanda çok sık çalışılıyorsa ve belli bir çalışma alanına e, alışıldıysa bunu kaydetmek de mümkündür. Ben şimdi şu andaki bu görüntüyü toolbar'ımı da iki sütun yapıyorum. Şu andaki bu görüntüyü istersem kaydedebilirim. Bundan sonra in her açtığımda aynı şekilde benim düzenlediğim şekilde bunu karşımda görmem mümkün. O yüzden e, tepedeki menünün altından... Yeni çalışma alanı diyorum ve buna alan bir diye mesela bir isim verebilirim ve bunu kaydederim. E, diyelim biz buradan çıktık mesela book alanına geldik eğer ben e, programı böyle bulduysam kendi çalışma alanımı yine listede kaydedilmiş alan bir diye çağırdığım zaman daha önce ne e, şekilde düzenlediysem aynı şekilde karşıma çıkmıyor.